Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün başkası yerine hac konusunu işleyeceğiz. Bu konuyla ilgili özel çalışması olan Doçent Doktor Servet Bayındır var. İnşallah onu dinleyeceğiz de onun bir mazereti oluştu. 10 dakika geç gelecek. O gelinceye kadar ben bu konudaki temel prensipleri burada anlatmaya çalışacağım. Bu fıkıh kitaplarında mesela işte Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali, burada bedel hac diye bir bölüm var. Yani başkasının yerine hac yapılabileceğine dair. Şimdi bu ibadet, İbadet kelimesinin manası nedir? Kulluk etmek değil mi? Kulluk nasıl yapılır? Yani bir kişinin içten niyet etmesiyle başlar ve gereken işleri yapmasıyla biter. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu işin temel prensipleri var. Mesela İsra suresinin 18. ayetini hatta o 18-19. ayetini okursak daha uygun olur. 283. sayfada burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor, diyor ki Estağfirullah, وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةِ Kim ahireti isterse, önce bir kere ahireti isteği oluşması gerekiyor. Ondan sonra وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ahiret için de ahiretin çalışmasını yaparsa, sayaha'daki ha zamiri ahirete gidiyor. O ahiret için gereken çalışmayı yaparsa, ve huve mu'minun, kendisi de mümin olarak yaparsa, fe ulaike kâne sa'yuhum meşkûra, bunların sayileri meşkurdur. Yani ne demek? Allah onun karşılığını fazlasıyla verir demek. Yani meşgul, teşekküre değer şeklinde. İşte sahileri meşgul olanlar bunlardır. Yani karşılığını alacak olan, sevabını alacak olanlar bunlardır. Şimdi burada, bunun için gerekli şartlara bakalım. Tekrar, bir, ahireti isteyecek. Ahireti istemek yetmez. İnsanlar içerisinde ahireti isteyen çok sayıda kişi var. Şeytan bile inni akhafullah diyor. Ben Allah'tan korkarım diyor. Yani. İşte Yahudilere bakarsınız, Hristiyanlara bakarsınız. Çok sayıda insan ahireti istediğini söyler. Müslümanlar da öyledir. Ahirette mesela en iyi yerde olmayı ister. Bu istemek yetmiyor. Ondan sonra وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ahiret için gereken çalışmayı da yapacak. O da yetmiyor. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, bunların hepsi ahiret için gerekli çalışmalardır. Bunları yapması da yetmiyor. وَهُوَ مُؤْمِنُونَ Mümin olarak yapması lazım. Çünkü bu işlemleri mümin olmadan da insanlar yapabiliyorlar. Şimdi bütün bu şartlar oluştuktan sonra فَاُولَٰئِكَ işte bunları yapanlar, bu ahiret için gereken işi yapanlar كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا bunların sayileri meşkurdur. Yani teşekküre değer, yani bunların sayılarının karşılığını bunlar mutlaka alacaklardır. Kullen numiddu haulâi ve haulâi min atâi rabbik. Dünya için çalışana da, ahiret için çalışana da Rabbinin ikramından da ilave ederiz diyor. Ve mâ kâne atâu rabbike mahzûra. Rabbinin ikramı engellenemez. Kimse engelleyemez. Şimdi burada çalışacak olan kim, yani o ibadeti yapacak kim? Bir başkası yapamaz değil mi? Yani kimse o yapacak. Bir de şu Bakara suresinin 200. ayetini açalım. sayfa. Burada Allah-u Teala diyor ki فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ Hac
menasikini yaparken, şimdi oradan doğru, konumuz da hacla alakalı ya bugün. Hac menasiki dediğimiz hac ibadeti demektir. Yani işte Arafat'ta vakfe, Müzdelife'de vakfe, şeytan taşlama, ondan sonra Kabe'yi tavaf etme. Bunlar yaparken fezkurullâhe, Allah'ı zikredin. Cenab-ı Hakk'ı hatırlayın. Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayın. Kedikrikum âbâekum, bu anne babanızı hatırladığınız gibi. Şimdi Araplarda atalara karşı çok büyük bir saygı vardı eskiden. Onları hatırladığınız gibi Allah'ı hatırlayın. Hatırlayın. Evaşedde zikra, hatta daha da güçlü bir şekilde hatırlayın. Ondan sonra diyor ki feminen nâsi men yekûlu rabbena âtina fid dünya. Kim insanlar mesela Arafat'ta da dua ederken, Müzdelife'de, Mina'da, Kabe'nin çevresinde, Safa'da, Merve'de dua ederken, ya Rabbi işte bana ev ver, işlerim iyi olsun, apartmanım güzel olsun, oğlum şöyle olsun, kızım böyle olsun. Hep böyle dünya ile alakalı dualar ederler. Rabbena atina fid dünya, ya Rabbi bu dünyada bana ver. Sadece dünyayı ister ve ma lehu fil ahireti min halak. Bunun ahirette alacağı bir şey yok. Dünyada alacak mı belli değil de, ama ahiret yok bir kere. Çünkü dünya istiyorsun, ahiretten bir şey istemiyorsun. Ondan sonra وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ, bunlardan bir kısmı da şöyledir. رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, ya Rabbi bize bu dünyada güzellik ver. وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً, ahirete de bir güzellik ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, bizi o cehennemin azabından koru der. Bu da bizim her gün namazlarımıza yaptığımız duadır. رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ diye dua ediyoruz. Bu dünyada bir güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından koru. Peki, şimdi birincisinin ahirette alacağı bir şey yok ama dünya ile ilgili henüz bir şey söylemedi. Adam sadece dünyayı istiyor, ahiret istemiyor, ahiretten alacağı bir şey yok. Şimdi ikincisi hem dünya istiyor hem ahireti istiyor. Şimdi burada diyor ki اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا. Bunlar, yani sadece dünyayı isteyenle hem dünyayı hem de ahireti isteyenin alacağı kazancından bir parçadır. Yani sen namaz kılmadıktan sonra istediğin kadar gece gündüz dua et, bir şey alamaz. Ya da gittin hacca, hacda dua ettin, ya Rabbi bana ev ver, araba ver. Onun için çalışırsan olur. Allah da senin işini kolaylaştırır, önünü açar. Yani dünyayı isteyen adamın da, hem dünyayı hem de ahiret isteyen adamın da alacağı kendi kazancından başkası değildir. Şimdi bunlar çok açık ayetler mi? Yani bir şeye şüphe var mı? E peki benim yaptığım ibadetin sevabı nasıl başkasının olur? İbadeti ben yapacağım, başkası ibadet yapmış sayılacak. Şartlar bunlar. Şimdi bir ayet daha okuyalım. Necim suresini açalım. 53. sure. 26. sayfa. Ben leysi lil insan ila masa. Evet. Evet. Şimdi 36. ayet. Em lem yunebbe bima fi suhufi Musa. Musa'nın sayfalarında bulunanlardan bunlara haber verilmedi mi? Haberleri yok mu? Ve İbrahim ellezî veffâ. Yani kendisine verilen görevi tam olarak yerine getiren İbrahim'in sayfelerinde olanlardan bunlara haber verilmedi mi? Onu ne demek? Ella teziru vaziratun vizra uhra. Şimdi vazira yük demektir. Burada nasıl mana verilmiş? Günahkar günah yok. Yükü. Günah yükü de olabilir. Günah yükü de olabilir.
Normal yük de olur. Vezir yük demek değil mi? Yük. 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 Yani ister şeyde namaz kılmak bir insanın üzerinde yük değil mi? O yüzden Türkçe'de ne deriz? Yükümlülük deriz. Yani kimse kimsenin yükünü taşımaz. اَلَّا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Yani biz bunu hem Musa'nın kitabında hem İbrahim'in kitabında yazdık. Bunların da haberleri oldu. Bunların da haberi oldu. Hatta ondan öncesine bakarsak yani kime bu haber verilmiş oluyor? اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى وَاَعْتَى قَل۪يلًا وَاَكْتَى. Şimdi sen o yüz çevreni görmedin mi diyor. Yüz çevreni görmedin mi? Az bir şey veriyor. Ve ata galilen ve ekta. Sonra da vermek istemiyor. Az bir şey ve tamam işte bundan yeter. Daha fazla isteme benden diyor. عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى. Onun yanında gayb ilmi mi var? O da görüyor. Böyle bir şey mi var? Bu diyor ki Müslüman olduktan sonra müşrikliğe dönen Velid bin Mughire hakkında indiği rivayet edilmiştir diye bir not düşmüş buraya. Yani kendisine bu bilgi, ondan sonra bu kişiye bu bilgi ulaşmadı mı? Bu kişi işte Velid bin Mughire de olsa Müslüman olmuş. O bilgi nerede ulaşacak ona? Kur'an-ı Kerim'den ulaşacak, başka yerden ulaşmaz. Kimse kimsenin yükünü taşımaz. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Kişi için kendi çalışıp kazandığından başkası yoktur. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Senin yaptığından başkası senin değildir. Şimdi diyelim ki zengin bir ailede doğdun. Uyandın, baktın ki yani kalktın, büyük bir zenginlik içerisindesin. Güzel. Ama bunlar senin değil. Bunlar başkasının kazandıklarıdır. Senin olan senin yaptığındır. Sen ne yaptın kardeşim? Bu malı iyi kullandıysan o da senin çalışmandır. İyi harcadıysan senin çalışman. Yani sana ait olan şeydir. Cenab-ı Hak seni çok kabiliyeti yaratmıştır. Güzel. O kabiliyeti sen orada oluşturmadın. Onu nerede kullanıyorsun? Nasıl kullanıyorsun? Buna birer avans gibidir. Şimdi durum böyleyse ve en başta da söylediğimiz gibi ibadet, kulluk, İbadet niyetsiz olmuyor. Niyeti kim yapar? İbadeti yapan kişi yapar. Yani benim niyetimi başkası yapamaz ki. Başkası benim niyetimi yapamaz. Şimdi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mal edilen hadis-i şerifler var. Biraz sonra onu çok detaylı bir şekilde Servet Hoca'da dinleyeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeyden geliyor, işte Arafat'tan inmiş. Ha geldi ha. Gel bakalım Servet Hoca. Tam senin sahana girerken sen geldin. Tamam gel. Biz bir giriş yaptık. Necm suresinin ayetlerini okuduk. Bugün bedel hac konusu üzerinde duracağız. Öncelikle kusura bakmayın. Trafiğin ve havanın azizliğine uğradık. Biraz geç kaldık. Bu sebeple özür dilerim. Şimdi konumuzu, bugünkü bedel hac konusunu ben şöyle planladım. Önce hacla ilgili genel olarak ayetlere bir bakalım diye düşündüm. Çok hızlı bir şekilde. Ondan sonra bedel hac konusundaki bedel hacla ilgili görüşler, bedel hac konusundaki fukahanın yaklaşımı,
İşte kimisi bedel hac yapılabilir diyor, kimisi yapılamaz diyor. Bu yapılabilir veya yapılamaz diyenlerin dayanakları. Ve sonuç olarak da bizim değerlendirmemiz nedir bedel hac konusunda? Şimdi birinci olarak hac kelimesi, hacce. Hac kelimesi ne demektir? Ya sözlük olarak bir şeyi, bir şeye kastetmek, işte yüce bir, yüce düşünüldüğü, görüldüğü, inanıldığı, yüce olduğuna kanaat getirildiği bir varlığa, bir şeye yönelmek, o tarafa doğru yönelmek, işte bir gitmek, ziyaret etmek, çokça gidip gelmek, oymak, bir şeyi oymak, yarmak, delip geçirmek gibi anlamlara geliyor. Haccın, hacce kelimesinin sözlük anlamı bu. Yani çok çeşitli ama sonuç itibariyle bilinçli bir şekilde belli bir amaçla bir şeye yönelip bir şeyler yapmak diyelim biz. Bu anlama geliyor. Sözlük anlamı. Peki ıstılahta nasıl tanımlıyorlar? Terim olarak haccı nasıl tanımlıyorlar? İşte belirli bir mekan ki o Kabe'dir. Belirli bir zamanda, belki Arafat'ta buna dahil, belirli bir zamanda hac vaktinde ve belirli şekillerde yapılan ibadete hac diye isimlendiriyor ıstılahi olarak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki hacla ilgili ayetlere baktığımız zaman burada İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi, İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam'ın Kabe'yi yeniden gün yüzüne çıkarması ile ilgili ayetlerle sanki başlıyor hac. Yani Kur'an-ı Kerim'de. Fakat şimdi birazdan ayetlere bakacağız. Ayetlere böyle yoğunlaşıldığı zaman şu anlaşılıyor. Daha önce de varmış Kabe. Daha önce de işte o Kabe'nin çevresinde hac diyelim, bugün hac ibadeti deyince içinde neler varsa o ibadetlerin yapıldığına dair işaretler var. Ve İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'a bunu tekrar ihya et gibi bir görev veriliyor. Ve elzim finnâsı bir hac ediyor. O hacca çağır. Evet. Ondan öncesi şimdi ayetlere, eğer ellerinizde musaflar varsa ayetlere baktığımız zaman Bakara 214'ten itibaren işte hacın patronu buradaymış ya. Ve izib tela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehün. Buradaki ibtela İbrahim'e Rabbuhu büyük ihtimalle İsmail Aleyhisselam'la imtihanı İbrahim Aleyhisselam'ın o imtihanı geçtikten sonra tabii diyelim. Çok imtihanlar var tabii orada, sadece o değil. Evet. Kale inni ca'iluke linnâsi imama. Buyurdu Cenab-ı Allah. Yani İbrahim o sınavlardan geçip de başarılı olunca diyelim, Cenab-ı Allah buyurdu ki seni insanlar için imam kılacağım. İbrahim Aleyhisselam da diyor ki kale ve min zürriyeti. Ya Rabbi zürriyetime de bu payeyi ver. Cenab-ı Allah kâle la yanalu ahdiz zalimin, zürriyetinden olsa dahi yanlış yapanlara benim ahdim ulaşmaz. Yani şeyle, soyla, sopla bu iş olmaz buyuruyor Cenab-ı Allah. Fakat asıl bizim konumuzla ilgili olarak ve iz cealna el beyte mesabeten linnasi ve emna. Sabit olmak değil mi? Sabit. Yok, sevap kazanmak da var. Dönüp gelinecek yer. Yani bir, evet, bir mekan. Sevap kazanma yeri ve dönüp gelinecek yer. O beyti yani Kabe'yi mesabeten linnâsi, insanların gidip gelebilecekleri, orada sevap kazanacaklar. Yani kutsal bir mekan kıldık. Ve emna, ve orayı bir emniyet yeri olarak, emniyetli bir yer olarak kıldık insanlar için. Ve dedik ki vettehizu min makam İbrahim'e musalla, ve İbrahim'in makamından da musalla edinin dedik. Ve ahidna
ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İbrahim ve İsmail'e de şu görevi verdik diyelim. En tahhira beytiye li taifine vel akifine vel rükkai sucud. İbrahim'e ve İsmail'e bakın en tahhira temizlesinler. Yani demek ki varmış orada bir şey. Bir şeyler var. Orayı temizleyip çevresini açsınlar. Niçin? Kimler için? Littaifine, tavaf edenler için. Vel akifine, itikafta bulunanlar için. Ve rükkâ-i sücud, rükû eden ve secde edenler için. Yani namaz kılanlar için. Evet, namaz kılanlar için bu Kabe'yi, bu beyti işte emniyetli kıldık vesaire ve buraya temizlemeleri için onları görevlendirdik, görev verdik. Yine diğer bir ayette devamında ve izkale İbrahimu, İbrahim Aleyhisselam da bu işi yaparken şöyle diyor. Rabbi ceal hâzâ beleden âmina. Ya Rabbi bu beldeyi emniyetli kıl. Zaten yukarıda da linnâsi ve emnâ demişti. O mekanı emniyetli kıldık. Burada da İbrahim Aleyhisselam yani bir anlamda ya Rabbi biz görevimizi yapıyoruz. Siz de bize vaat etmiş olduğunuz bunu tahakkuk ettirin anlamında bir dua ediyor. Ve devamında verzuk ahlehu minet semarati men amene minhum billahi vel yevmil ahir. Bakın burada men amene minhum dedi. Yukarıda la yanalu ahdi zalimin uyarısını alınca İbrahim Aleyhisselam hemen ya Rabbi sana iman eden ahirete iman edenlere de bol bol rızık ver buyurdu. Allah Teala da قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. Hani yeryüzünde nimet bütün insanlara Cenab-ı Allah tarafından verilmiştir. Ahirette ise sadece müminler içindir. O başka ayetler de var. Burada da yine ona bir işaret var. Kafir olanlar, nankörlük edenlere yeryüzünde az bir şekilde nimetlendiririm onları. Fakat ahirette de cehenneme gireceklerdir buyuruyor. Yani Mekke'de de olsa kafirler olacak ve oranın evet. Nimetinden yararlanacaklar. Evet. Nimetinden yararlanacak. Evet. Ve yine ayet devam ediyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam orayı temizleyin dedi. Bunlar temizlemeye başladılar. Belki de çevresinin çerini çöpünü ayıkladılar. Ama duvarları da yıkılmış. وَاِذْ يَرْفَعُ İbrahimul الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ İbrahim ve İsmail o beytin temellerini yükseltmeye başladılar. Ve orada da yine dua ediyor. Dua ederek bunu yapıyorlar. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ diye de dua ediyorlar. رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَنْ لَكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا. Dakika şimdi evet. İzleyiciler Arapça hepsi bilir ama hepsi de bilir ama bazen bilmeyenler de çıkar onun şimdi, için sen tercüme et. Hepsi de verirsek asıl. Hayır mana evet. Kısaca bir mana ver yani ne okuduğunu bilsinler. Ve iz yarfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. İbrahim ve İsmail beytin o Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle diyorlardı. Şöyle dua ediyorlardı. Rabbena takabbel minna ya Rabbi bunu bizden kabul et. Demek ki bir ibadet yapıyorlar bunu yaparken. İbadet düşüncesiyle Kabe'yi yeniden restore ediyorlar diyelim. İnneke ente semi'ul alim. Sen işitensin, bilensin. Ve devam ediyorlar. Rabbena ve cealna müslimeyni. Bakın iki kişi oldukları için müslimeyni. Bizi Müslümanlardan, sana teslim olanlardan eyle. Ve min zürriyetine ümmeten müslimeten lek. Zürriyetimizden de sana teslim olan toplum eyle. Ve asıl bizim konumuzla ilgili olan bölüm ve erina menasikena. Ya Rabbi bizim nüsuk yerlerimizi yani hac ibadetini yaparken ki neler yapmamız gerektiğini ve nerelerde yapmamız gerektiğini de ya Rabbi bize göster. Ve tüb aleyna inneke entet tevvabur rahim. Bizi bağışla. Çünkü sen bol bol bağışlayan ve acıyansın. Burada yani İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam Kabe'nin duvarlarını yükseltiyorlar ama
buradan şu anlaşılıyor ki henüz ya hac yapılıyor ama acaba nerelerde, nasıl, hangi şartlarda yapılmalıdır konusunda bir net bir bilgileri yok. Ve ya Rabbi bunu da bize göster diye dua ediyorlar. Evet, devamında şimdi diğer bölümde yine aynı şekilde aynı konuyla ilgili ayetler 22'ye 26. Hac şimdi, suresinde yani. Evet, Hac suresinde. Şimdi İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam Kabe'nin bulunduğu yeri temizlediler. Kabe'yi duvarlarını yükselttiler, binayı ortaya çıkarttılar. Bu anlamda da sürekli de dua ediyorlar. Fakat bir de diyorlar ki ya Rabbi biz haccı ne zaman nasıl yapacağız, bize onun rükünlerini şartlarını da öğret ya Rabbi, göster diye de böyle bir duaları var. Yine benzer bir ayetler dizisi 334. Hac, sayfa bu, evet, arada. Hac suresi yani 22. surenin 26 ve 29. ayetler. Ve iz bevvâna li İbrahim'e mekânel beyti ellâ tüşrik bi şey'en. Burada da yeni bir şey daha gündeme geldi. Hazırlamak. Hatta belki de hazırlatmak. Yani İbrahim için, evet, için o beyti hazırladığımızda niçin hazır ellâ tüşrik bi şey'en. Bana herhangi bir şeyi ortak koşmamak üzere bu Kabe'yi, o beyti hazırladık. Ve İbrahim'e dedi ki ve tahhir beytiye littaifine vel kaimine ver rükkâi sucud. Daha önceki geçen ayetteki, bakın hemen isterseniz bir geri gidelim. Kaçıncı ayetti? 2'ye, Bakara'ya 126, 125. ayet. Evet. Ve iz ceannel beyte mesaveten linnâsi ve emne ve attehidu min mekâm ve ahidina ilâ İbrahim ve İsmail en tahhira beytiye littaifine vel akifine ve rükkâ-i sucudun ayetinin hemen bir benzeri, müteşabihi diyelim. Hac suresi 26. ayet. İbrahim'e dedik ki ve tahhir temizle beytiye evimi, Kabe'yi littaifine tavaf edenlere vel kaimine orada kıyamda bulunan yani namaz kılanlara ve rükkâ-i sucud vel kaimin ve rükkâ-i sucud hepsi birden namaz kılanlara kılanlar mesela için. Orada rükû sucud dedi. Burada kaimin de kattı. Evet, kaimin de. Evet. Yani kıyam, rükû, sucud peş peşe. Kıyamda bulunan, rükûda bulunan, secdede bulunan. Namazın bütün şeylerini saydı buradan. Şimdi Kabe'nin beytin çevresi temizlendi. Duvarlar ortaya çıktı. Duvarlar yükseltildi. Bina ortaya çıktı. Tabii. Yani hacla ilgili hep eskiyi atıfta bulunuyor Allah-u Teala. Evet. Bina ortaya çıktı, her şey bitti. Şimdi Allah Teala yeni bir görev verdi İbrahim Aleyhisselam'a. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيكٍ. İş bitti, her şey hazır olduktan hazır, sonra. Evet. وَاَذِّنْ çağır. فِي النَّاسِ insanları arasından. İnsanların içinde ilan, evet, et işte yani. Evet, insanlar içinde ilan et bunu, çağır. Bil haccı, hacca çağır. Haccı ilan et. Yani hac ibadetinin olduğunu aslında burada da yani yeni bir haber verdi. Elif lamlı bu. Evet. İlan yani, ediyorsun hem yani. Hem de ezdin. Yani mesela ezan okuyorsunuz. Yani ezan okuyorsun mesela aynı, o da ezdin de aynı ya. Evet. Mesela Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aa, ölen vakti olmuş. İnsanların zihninde zaten öyle namaz var. Biliyorlar. Mesela mahallemizin camisi yıkılmıştı. Yıllardır ezan okunmuyordu. Bir namazlarımızı camide kılamıyordu. Bir de bir ezan duyuyoruz. Aa, cami yapılmış, hadi koşalım. Bu da aynen onun gibi. Evet. Haccı zaten bu insanlar biliyor. Ama Kabe yok. Onun için gelip yapamıyorlar. Yeri de belli değil. Çünkü Nuh tufanı olmuş. Her taraf kaybolmuş. Onun için şey Aziz Hocam dediği gibi bu peygamberimiz zamanında ihdas edilmiş bir ibadet değil ki, Adem Aleyhisselam'dan beri yapılan bir ibadet. Yani buradan bir, evet, defa İbrahim Aleyhisselam'dan önce olduğu kesin. Yani, evet. Bu çok kesin. Evet. O konuda işaret
işaret etmediğiniz İbrahim suresinde var ya, yani ben zürriyetimi Kabe'nin muharrem olan Kabe'nin çevresine yerleştirdim. Evet, demek o da, ki, evet, o da var. Asıl o çok. Bir de Veyziyar Puan İbrahim'ül Kavay'dan okudum galiba. Ve işte hac artık ilan edildi. İlan et görevi İbrahim Aleyhisselam'a verildi. Bir de burada şunu şey yapayım. Bir geçen de bir doçent imtihanındaydık. Arkadaşlardan birisi dedi ki ya işte baksana hacla ilgili de işte o tarihsel işaretler falan yapılıyor. Ya bu çok tabii bir şey. Peygamberimiz bu dünyaya ilk defa gelen peygamber değil ki. Allah Nuh Aleyhisselam'a neyi emretmişse bize de onu emrettiğini bildiriyor. Gayet açık yani. Bundan daha tabii bir şey olmaz. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hac yerlerini belirlemesine lüzum yok. Yani bu şeyle ilgili, hani bu kitap sünnet bütünlüğü açısından bunları birer sanki sünnet ayrı bir vahiy mahsulüymüş gibi anlatmaya çalışanların söyledikleri şeyler. Allah oraya atıf yapıyor. Bu insanların yaptıkları yanlışlar düzeltiliyor sadece. Başka bir şey yok. Yani bir temizlik yapıyor. Hac ayları var. Evet. Zaten Zilhicce diyorlar adına. Evet. Yani içinde hacı barındıran ay demek. Her şey var. Ne diyor Cenab-ı Allah? Haccı ilan et. İnsanlar arasında ye'tuke ricalen, yürüyerek gelsinler. Ve alâ külli damirin ye'tine min külli feccin amik ve zayıf, sıska, yani yorgun, argın hayvanlar üzerinde uzak mesafelerden binsin gelsinler de hac görevini ifa etsinler. Niçin gelsinler? Allah Teala devamını da bildiriyor. لِيَشْهَدُ مَنَافِعَ لَهُمْ bir. Bu vesile ile kendilerine, lehlerine olan menfaatleri vardır. Onlara şahit olsunlar. Daha çok ticaret tabii orada. Evet. Panayırlar kuruluyor. Şahitlik, gözle, yani gözle şahit olmak, böyle bizzat tanık olmak ifadesini kullanıyor. Bu belki ileride bizim için lazım olacak bu ibare. Biraz da senin için lazım. Evet. Senin iktisatçısın. لِيَشْهَدُ مَنَافِعَ لَهُمْ bir. İkincisi وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ ve en'amın behime türünden veya behimenin en'am, behimenin yani hayvanın, hayvanların en'am olan türünden, yani küçük baş, büyük baş hayvanlar diyelim biz buna. Koyun, keçi, sığır, deve. Evet, koyun, keçi, sığır, deve türü evcil hayvanlardan, hayvanlardan Allah'ın adını ansınlar. Belirli günlerde. Bak o, hani evet, o kurban kesmenin günleri de belli. Ve hacla ilintilendirdi. Yo, aynı günlerde, hacla aynı günlere rastlıyor. Kurban bayramı kurbanı. Evet. Ve burada da esas şunu da belki vurgu yapmak lazım. Hayvanı keserken besmele sadece kurbanda farz. Onun dışında değil. Onun için yezkurusmallahi fi eyyamin malumatin, onun da günlerini söylemiyor. Demek ki İbrahim Aleyhisselam zamanında da belli Kurban Bayramı günleri. O da değişmemiş o zamandan beri. Yani şimdi burada iyi bir dinler tarihi çalışması lazım. Yani Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, gerçi Hristiyanlar daha sonra işte İsa bizim yerimize kurban oldu diyerek kurbanı bırakmışlar ama Yahudiler de Beyt-i Makdis yıkıldı, artık kurban kesmiyoruz demişler. Fakat hepsinde var yani Kurban Bayramı kurbanı. Fekulu minha, ve yine kurbanla ilgili olarak ondan yiyiniz. Ve at'imul ba'ise el fakir. Bu da kurban etinin ne yapılacağına dair de işaret. Evet, yani burada burada ba'is var. Geçen de bir arkadaşın sorduğu soruyla ortaya çıkan bir husus vardı. Onu da ben burada size şey yapayım. Şimdi bu 28. ayet-i kerimede ba'is bü's, yani çok baskı altında olan, çok zor durumda olan kişiye yetirin, fakire de. Fakir o kadar zor olmaz yani ama öbürü daha zor durumda olur. Şimdi o zaman demek ki üç gruba yiyor. Kendisi yiyor, çok zor durumda olan kişiye yediriyor ve fakire yediriyor. O zaman eşe dosta yedirmek yok. O zamanki kurbandan.
Ama bizimle ilgili olana sıra gelince bakın 37. ayette burada bir nesih var. Nesih var. Bu da diyor ki 36. ayet miydi? Ha, 36'da. Fekulu minha, bize de diyor yiyin kurban bayramı kurbanından ve at'imul kani'a. Kanaat getiren kişiye, kanaatkara da yedirin. Ya ben yemesem de olur, ne olacak? Siz başkasına verin diyen kişiye de yedirin. Öyle olunca yaşa dosta verme imkanı ortaya çıkıyor. Ondan sonra vel mu'ter, o zaman mu'ter diğer ikisini de içine alıyor. Yani az önce o bayisi de fakiri de içine alıyor. Yani zor durumda olana da yedirin. Dolayısıyla mesela Peygamberimizin o kurban etini üç ayırması bu ayet gereği. Yani bir kısmını siz yiyin, bir kısmını eşe dosta yedirin, bir kısmını da fukaraya verin diyor ya. Ama demek ki İbrahim Aleyhisselam'da daha önce eşe dosta yedirmek yokmuş. Burada evet Fatih, burada bir şey var, nesih var. Not aldın değil mi? Tamam. Ben nesih. Nesih var Cenab-ı Hak. Nesih aynen korusa da nesih olur. Ha sen nesih yani hücre oraya nesih. Nesih. Ama hayrun minhasıyla nesih. Daha hayırlısıyla nesih. Yani insanların elini kolaylaştırıyor. Şimdi burada bir daha işaret et hocam, beni yanılttın daha önce. Ya da ben eski klasik anlamda yok usul kitaplarındaki nesihle Kur'an'daki nesih birbirine pek benzemez. Sadece kelime ortaktır. Başka bir şey yok. İkinci bir yere aktarmak. Tabii. Öyle ya bak mesela şimdi bir nüsha çıkardım diyorsunuz değil mi? Kur'an-ı Kerim'den kaç nüsha bastınız? İşte o da nesihten geliyor. Aynen. Ha, şimdi siz Ali Rıza Demircan Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri diye bir kitap yazdı. Kaçıncı baskıyı yaptınız? İki. Şu anda iki. Birinci baskı ile ikinci baskı arasında aktardım. Daha da güzelleştirdin mi? Daha da ziyadesi var. Ya daha güzelleştirdin sana göre. İşte nesih bu. Kur'an-ı Kerim önceki kitapların aynısını taşıyor. Bazı hükümler güzelleştirilmiştir Cenab-ı Hak tarafından. Bir kısmı misliyle nesihtir. Önceki kitaplarda olanların aynısıdır. Bir kısmı da hayrun minha diyor Allahü Teala. Ma nesih min ayetine münseha. Bu oturuyor işte. Bu nesih, bu tanımı birçok problemi çözümlüyor. İyi bunu bu Kur'an'da anlatılan bu. Yani Kur'an-ı Kerim'de olup da önceki ayette kitaplarda olanlar da nesihtir. Senin ikinci kitap, birinci kitabı nasıl nesih ettiyse ve bir takım kendine göre daha güzelleştirmeler yaptın. Kısas da nesihtir. Kısas da nesihtir tabi. Çünkü orada olanı Kur'an'a aktarmak. Aynen aktarmak da nesihtir. Hayırlısıyla aktarmak da nesihtir. Çünkü manen sih min ayetine evnün siha, yani bir ayeti nesih eder ya da unutturursak ne eti bi hayrim minha ya daha hayırlı hükmü getiririz. Evmişse de aynısını getiririz. Dolayısıyla önceki kitaplarda olanların aynısının burada bulunması da nesihtir. Daha hayırlısı da nesihtir ama daha şerlisi yok. Daha şerlisi olduğu zaman ceza oluyor. Şeyde olduğu gibi. Cezeyna mübağiyyim. Bunlar bu. Anladınız mı bu noktayı? Şeylerde var bizim nesih ve zina cezası yazısını okursanız orada bütün detaylı var. Bizimle ilgili. Mesela şimdi bunu bu şekilde tarif etmediğiniz zaman Kur'an-ı Kerim önceki kitapları nesih etmiş olmuyor. Yani bizim usulü tefsirde, usulü fıkıhta anlatılan nesihi okuyun, Kur'an önceki kitapları nesih etmiş olmuyor. Abi Kur'an-ı Kerim'de anlatıldan bir kısmının misliyle nesih, çünkü misliyle nesih diye bir kavram yok şeyde. Hayırlısıyla nesih diye de bir kavram yok. Halbuki Allah-u Teala öyle diyor. Ya misliyle nesih etmiştir ya da hayırlısıyla. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim kendinden önceki kitapların hepsini nesih etmiş. Yani şimdi mesela birisi Ali Rıza Hoca'ya dese ki, hocam bu cariyeler ve sömürülen cinsellikten hangisi? Son nüshayı mı alayım, önceki nüshayı mı? Ne dersin? Son nüshaya. Öncekini alma dersin. Son nüshaya. İşte son nüsha bu. Yani Kur'an artık geçerli olan bu. Öbürleri ama bize değil. Hediye getirdim, hep birinci baskıları getirdim. Öyle mi ya? O parayla alalım. Önceki nüshada zaten kalmamıştır. Son nüshada. Hayır, olsa bile diyecek ki hayır, önceki nüshadan birisinin okuduğunu görse der ki yo sen son nüshayı oku diyecek. Öyle, ben bırakın onu bunu. Şimdi ikinci baskıyı bile benim nazarımda eskidi.
Çünkü yeni çalışmalarımla ilave artık o üçüncü baskıdır esas olan. Ona. İşte nesih bu. Vatir müsa diyoruz işte onun için arada. Evet. Devam. Şimdi ayet 28. ayette ayete baktığımız zaman işte bir liyeş gelsinler hac için gelsinler. Uzak mesafelerden gelsinler. Yürüyerek veya binili olarak. Niçin gelsinler? Liyeşhedü menafi alehum. Bir. Ve yedkuru smallah ala marize. Yani kurban kessinler. İki. Sümme. Bu sümme daha sonra da olabilir. Aynı anda da olabilir. Sümme liyakudu tefetehum. Günahlarından arınsınlar. Vel yufu nüzurahum. Bu tefetehum günahlarından arınmak değil. O Arafat'taki vakfe ile Müzdelife'deki vakfe. Biz bunun üzerinde Abdullah Trabzon doktora yapmıştı ya. Peygamberimiz bunu böyle tarif ediyor. Ama maalesef bu şey tefsirlerde o yok. O zaman ne diyelim şimdi? Arafat vakfesi ve Müzdelife vakfesini yapsınlar. Vel yufu nüzurahum. Dolayısıyla nezirlerini. Nezirlerde şey var. Adak değil. İhram yasaklarını. İhram yasakları. Çünkü bir kendileri oturdu. Daha önce böyle bir şey olmadığı için. Ama oturdu. Evet. Zaten nezir yeni bir üzerinize görev olmayan bir şeyi görev olarak almak oluyor. Hı. İhrama girmek de insan bir takım yasakları yerine getirmeyi taahhüt etmiş oluyor. Dolayısıyla onu yerine getirsin. İhrama girsinler diyelim. Yani, İhrama girip gereğini yerine getirsinler. Vel yattavvafu bil beytil atik ve o el atik olan beyti de tavaf etsinler. Şimdi burada benim o beyt-i atiki tavaf ederken ihramdan çıkmış oluyorlar o şeyden. Bak beyt-i atiki tavaf ederken ihramdan çıkmış oluyorlar biliyorsunuz. Birinci ihramın birinci yasakları bitmiş oluyor. Şimdi kurban şeyden tavaf farz olan tavaftan önce mi sonra mı? Öncesi sonrası yok. Önce kurban sonra şey değil mi? Yok. Ama belki feyyami malumatın ifadesiyle bu genel biraz yaygınlaştırdık. Evet, o farz sevap birinci gün yapılıyor. Kurban kesme 4 günde yapılıyor. Evet. Feyyami malumatın. Yani Hazreti Peygamber Efendimizin uygulamasında önce olmakla beraber bunun bir sakınca oluşturmadığını Mina'da vaki olan sorular üzerine bir sakınca yoktur buyuruyor Peygamberimiz. O hem de ayette de fi eyyamin malumat deniyor ya. O eyyamin malumatla birinci günü olabileceği gibi tavaftan önce olabileceği gibi tavaftan sonra da olabileceğini işaret ediyor. Hayır, zaten burada kesilen kurban hac kurbanı değil, kurban bayramı kurbanı. Bir de o var. Bir de o var. Evet, şimdi burada buraya kadar Allah Teala haccı zeminini hazırladı. Hac kurban diye bir kurban yok. Şimdi bu ayete göre böyle anlaşılıyor ama bu da bir şeyi reddediyor. Yani eğer bunu hac kurbanı klasik eserlerde anlaşıldığı gibi şey yapsak tavafın önce yapılması sıranın bozulmasının ceza gerektirmeyeceği aslında sabittir. Evet. Burada çıkıyor ama yani tabii, bu ayetten çok net bir şekilde çıkıyor. Çünkü yan malumat dedikten sonra bunun sırası olmaz. Sırası olmaz. İşte ona bak onu en az Fatih. Fatih kardeş. Onu şurayı bir al. Bu yok yani. Bu yeni bir şeydir bu. Yani bizim İmam-ı Azam'ın da şeyi var ya görüşü. Sıraya riayet edilmezse ceza gerekir. Oysa ki burada fi eyyamin malumatın 3 güne de kesilir olunabilmesi ardından da tavaf denilmesi gösteriyor ki sıga şartı yoktur. Olamaz nitekim yani. Onun değil. İçin evet. Peygamberimiz de ya Resulallah biz önce tavaf ettik sonra kurban kestik ve benzerleri söylenildiği zaman ifal ve la haraç buyuruyor. Bunu yap, söylerken bu ayetleri uyguluyor. Yani bu ayetleri uyguluyor. Şey problem yapmıyor. O yani. Kendi kafasından bir şey yapmıyor. Bu ayetleri uyguluyor. Evet şimdi tekrar yani zemin hazırlandı. Kabe ortaya çıktı. Belki de diğer menasikena dediği diğer mensek yerleri ki ثُمَّ yakulu تَفَتَّهُمْ وَلْيُوفُ نُذُورَهُمُ ثُمَّ الْيَقْلُوا تَفَتَّهُمُ Mina ve Müzdelife Arafat ve Müzdelife olarak anladığımız zaman demek ki mekanlar falan netleşti. Ne yapılacağı da bir anlamda kurban kesiyorlar. Artı bir de tavaf ediyorlar. İhramı da vellufunu durahum diyerek ihram da ihramla ilgili kurallar da uygulanmış oldu.
Fakat zaten bak ihramla ilgili bir de şu var ve anlaşılmada bir sıkıntı olmasın diye söylemek lazım. Şey diyor ki evet. Şimdi hemen farada ciğer var ya oraya gelebilirim. Hemen farada fihinnel hacce. Yok yok orada ya. Şöyle gel şöyle bak. Burada da var. Hemen farada fihinnel hacce fela rafete ve la fusuka ve la cidale fil hac. Kim o şeylerde o günlerde hacca başlarsa, yani haccı kendisine kim farz ederse, şimdi bak Ali Rıza Hoca, bu da son derece önemli. Femen farada fihinnel hacce, o günlerde, yani o aylar içerisinde kim haccı kendisine farz ederse. Yani ihrama girerse. İhrama girdikten sonra yapması gereken görevler de fela rafete ve la fusuka ve la cidale fil hac. Bu da onun nezirleri. Felyufu nudurehum dediği o. Çünkü üstlendiği görevler bunlarda. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim aslında her şeyi detaylı anlatıyor da onun usulünü bilmek lazım. Usulünü bilmezsen hiçbir şey anlayamazsın. Ve en tehlikeli tarafı da daha önce yapılmış olan çalışmalara itimatla bir araştırmanın içine girilmeyişi bunları tespitimize engel oluyor. Evet, şimdi insanlar mesela bizde mesela fıkıh Kur'an ve sünnetle bağlantısı kesilmiş olarak okutuluyor. Biz de öğrendiğimiz zaman zannediyoruz ki bunlar Kur'an ve sünnetin hükümleridir. Yani o sonuçları. Değil. İnsanlara da şey yok, bir araştırmacı kafa yok, bir şüphe verilmiyor araştırmacıya. Çünkü şüphe ilimde son derece önemlidir. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a diyor ki Rabbi erini keyfe tuhyil mevte. Allah'a bile göster bana nasıl ölüleri diriltiyorsun diye söylüyor. Yani burada bu bize örnek olması lazım. Ya şuna diyor ki evvelev kâne âbâukum la yâkilûne şey'en ve la yehtedûn. La ya'lemûne şey'en la yâkilûne şey'en ve la yehtedûn. Babalarınız bir şeyi tam iyi düşünmemiş ve gerçeği bulamamışlarsa ne olacak? Her şey 100 tanesini güzel yapmışlar, bir tanesini yanlış yapmışlar. Ben saydım. Tam 30 tane evet. Kavram var. Kur'an-ı Kerim'de hacla alakalı 30 tane kavram var. Şimdi bu kavramların her birini açıklayan, yani ortaya koyan sünnet araştırması yapılırsa, evet. Bunlar hangi hadisin, hangi ayette irtibatlı olduğu sabit olur. Tabii canım. Nitekim bütün hadisler ayetlerden çıkıyor. Yani çok net bir şekilde. Evet, şimdi evet. Asıl konumuza biraz daha hızlı evet, geçmek tamam. için buraları... Yani bunlar hayati evet, önem taşıyan konular evet. yani. Bu işin zeminiydi. Şimdi peki İbrahim Aleyhisselam döneminde insanlara haccı ilan etti ve şu şekilde hac yapılsın. Bizi bağlar mı bu? Bakalım bağlar mı? Bu da Peygamber Efendimiz'e hitaben bir önceki ayetlerde Yahudilerden bahsediyor. Buraya geliyor. Kulu sadakallah. Ey Muhammed, onlara de ki Allah doğru söylemiştir. Fettebi'u millete İbrahim'e hanife. Ey Yahudiler, dolayısıyla ey insanlar, İbrahim'in dinine, ki o hanif olan dine tabi olunuz. O mâ kâne minel müşrikîn. O müşriklerden değildi. Ve, ama bak sen unutma da burada İbrahim kelimesi o kadar önemli bir kelime ki bugün de bak diyalogçular İbrahim'i evet, din kelimesini evet. kullanıyor. İbrahim'i kullanmak zorunda evet. kalıyorlar. Mekkeliler de diyordu ki biz İbrahim'in soyundanız diyorlardı. Dolayısıyla İbrahim dediğiniz zaman akan sular duruyor. Beyler İbrahim'in soyundansanız o bir kere müşrik değil. Ama, şimdi ama. İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin duvarlarını inşa etti, insanlığı Kabe'ye İzlet çağırdı vesaire vesaire. Peki bizi bağlar mı? Peygamber Efendimiz'e geldi. Peygamber Efendimiz'e hitaben. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekkete mubâreken ve hüdellil âlemin. Burada da İbrahim Aleyhisselam'ın mevcut olan bir beyti, mevcut olan bir binayı yeniden restore ettiği de buradan anlaşılıyor. Burada vudi'a, inne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekkete. Yani Mekke'de ilk beyt insanlık için Mekke'de var edilmiştir diyelim. Vudi'a konulmuştur. İbrahim Aleyhisselam ise onun mevcudun
küllenmiş olan halini yeniden diriltmiştir. Evet. Orada yarfa'u kullanmış. Peki, temellerini yükseltiyor, yoksa temel atmıyor. Fihi ayatun beyinatun makamu İbrahim. Şimdi artık bunu bize, Peygamber Efendimiz'in ümmetine hitap ediyor. Fihi ayatun beyinatun, orada çok açık belgeler vardır, işaretler vardır. Makamu İbrahim, İbrahim'in makamı vardır. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Baş tarafta İbrahim Aleyhisselam'ın duasında diyordu ki, işte ya Rabbi burayı emin kıl vesaire diye dua ediyordu. Allah Teala bir anlamda o duayı kabul ettiğini gösteriyor. Kim oraya girerse emniyettedir. Ve asıl bizi ilgilendiren nokta, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Kötü yakaladın burada mesele ya. Burada da bize geldi. Allah'ın diyelim, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Nedir o? Hiccül beyti, o beyti, ta baştan beri anlattığımız o beyti hac etmeleri. Özellikle o haccın manası neydi? Bilinçli bir şekilde, kasıtlı bir şekilde oraya gitmek, etrafında dolaşmak, gidip gelmek gereken şeydir ya. Evet. Hiccül beyti, o beyti hac etmeleri Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Fakat o insanlardan men istata'a ileyhi sebile, oraya yol bulup gitme gücü olanlara Allah'ın bir hakkıdır, yani farzdır. Men istata'a. Evet. Buyur. Müminlere değil, insanlara. Burada insanlar diyor. İnsanlar diyor. Bakın. Evet. Orada Ali Rıza Hoca'nın yeni keşifleri var. Yazdığı keşifleri de orada, o bilhassa hac ile ilgili ayetlerde, dikkatini, ve hadislerde istisna olan ya eyyühellezine aminu la taktulus sayda ve entum urum, bir ayet daha var. Bunun dışındaki 7-8 ayet ve ilgili hadislerin bütünü hep şeyle alakalıydı. Yani haccı Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a hanif olarak iman edenlerin bütününe şamil olan bir ibadettir şey. Hatta buradan usulcüler şeyi de çıkarıyorlar. Yani şer'u men kavlena mi? Şer'u men, tam hatırlayamadım şimdi, açıklayamayacağım. Yani hac İslam'ın nihai merhalesi olan Muhammedi tebliğe, Kur'an'la ortaya konan yapıya inanmayanların namazla, hacla, oruçla yükümlülüğü olur mu? Olur fikrine buradan istidlal ediyorlar. Evet. Şimdi son olarak burayı çok kısa geçiyorum. Ve etimmul hacce vel umrate lillah. Niye sen onlara üzerine bir vurgu yapsaydın ki? Evet. Yoksa tekrar dönecek misin ona? O geleceğiz ileride. Aslında ha, oraya tamam, geleceğiz. Oldu. Asıl şimdi bu diyorsun. Şimdi çünkü daha şey. Esas bam evet. Yakaladı yani. Esas. Şimdi ve etimmul, peki ya Rabbi bize haccı farz kıldın. Ondan sonra bize bir şey var mı? Eksik yapmayın. Tam yapın. Uzun uzun ayette anlatıyor. Ondan sonra ne zaman yapalım? El haccu eşhurun malumat. Az önce kurbanı belli günlerde demişti. Eyyam-ı malumat. Hac ise eşhur-u malumat dedi. Neyse o ayrı bir konu. Hayır, o şimdi çünkü o menafi de var. Orada ticaret de yapacaksın. Onun için 2-3 evet. Günde olmaz ki. Belli aylara. Yalnız burada bir şeye dikkat et hoca. Ona dikkat şey yapalım. Biliyorsunuz hac 3 ay boyunca 3 aylık süre içinde yapılabilir iddiası var biliyorsun. Evet, evet. Aslında bizim kabulümüz femen feroda fihinnel hacce, bu malum olan 3 ay içerisinde kim ihrama girerse, bizim anlayışımızda 3 ay içinde aç ayları olan neydi say? Zilhicce. Zilkade, bir ondan öncesi neydi? Şevval. Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk onu tabir ediliyor ama ay şeye göre 3 ay. Bu 3 ay içerisinde her an ihrama girilebilir. İhrama girilebilir olması haccın, Arafat'ının da bu 3 ayın herhangi bir yerinde yapılabilirliğine delalet etmez. 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 Onu da min hocam
bu ayetler. Eğer engellemeyeceksem şurada bir hadisi hatırlayalım. Onu çok düşünmüşümdür. Şimdi Mina'da Hazreti Peygamber Efendimiz Arafat itabesinin bir benzerini yapmadan evvel, mucize ya, olacak gibi değil. Diyor ki, söze başlamadan, bugün bu şehir hangi şehirdir? İsmini değiştirecek zannetti. Mekke değil midir? Bu ay hangi aydır? Biz dedik ki acaba ayın adını mı değişti? Zilhicce değil midir? Bak, ve ondan sonra muhteşem bir şey ota ve oradan çökertici delilleri bu hadisten aldım. Bugün hangi gündür? Yevmun nahir değil midir? Bunun anlamı bak, o femen farada fi innel hacce ayetinin izahını yapıyorum. Bu hac Mekke'de Zilhicce ayında ve yevmun nahir'de. Zilhicce zaten hac ayı demek. Hac ayı demek. Tabii. Haccın yapıldığı ay. Evet. Şimdi burada ben bir şey Aziz Hoca'ya söyleyeyim de onu yapmamışsa bir araştırsın. Benim için bu konuda bir çalışma yapmadım da epey zamandır zihnime gelip giden bir soru var. Bu hac ayları Şevval'le başlamaması lazım. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Ve bu Zilhicce ikisinin ortasında, hac günleri Zilhicce'nin ortasında. Tekrarlar mısın hocam? Hac ayları Şevval'le başlamaması gerekiyor. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Çünkü bu üçleri haram aydır. O yeşhedü menafi alehum, o ticaret işleri bu Şevval'de olmaz. Öteden beri zaten Zilkade'de ve Zilhicce'de yapıyorlardı o panayırları. Hac aylarının da aynı günlere rastlaması lazım. Çünkü o panayırların kurulabilmesi için insanların güven içerisinde oraya mal getirmeleri lazım. Bunu söyleyene rastladınız mı? Bunu rastlamadım ama bu görüşünüz bana daha uygun geliyor. Ben çünkü öyle olması gerekiyor. Yani hacla alakalı Şevval'e de başlatan hiçbir şey görmedim. Bir de insanlığın 1400 senelik tatbikatında bu işte Şevval'le başlayanı da Zilkade ihrama gireni biliyoruz. Mezheplerde var ama eski. Ya var ama tatbikatının ben olabildiğini sanmıyorum. Evet. Yani Şevval ayında şu anda 3 milyon, 4 milyon insan şeye giriyor. Bunların içinde hacı kıran yapacağı için hani Zilkade'de şeye giren var mı? Var. İhrama giren var. Ama ben şu ana kadar Şevval'de ihrama gireni görmedim. Duymadım da. Yani pratikte de olmadı şimdi yani. Şimdi bedel vekaleten gidenler şimdi girerler hocam bakalım. Şimdi asıl bugünkü bu dersimizin konusu bedel haçtı. Şimdi bedel haca geldik. Peki bedel haç ne demek? İşte herhangi bir nedenle, bugün tanımını öyle yapıyorlar. Herhangi bir nedenle hac ibadetini bizzat kendisi eda edemeyen kişinin başkasını göndermek veya vasiyet etmek suretiyle, mirasçıları birini göndermek suretiyle adını hac yaptırmasına bedel hac veya vekaleten hac veya niyabeten hac deniyor. Bedel hac konusunda genelde, ileride detaya bakacağız, genelde caiz görülmektedir böyle bir hac uygulaması. Mesela ben bu araştırmayı yaparken zaten beni de buna iten bir internette bir tesadüfen rastlamış olduğum bir uygulamaydı. Diyor ki bir Şia internet sitesi, bak burada da var zaten şeyini vermişim, altta şeyi de vardır eğer değişmediyse, The Senior Advisory Board of the World of Federation diyor, Dünya Federasyonu Yüksek Danışma Kurulu. Bu kurul Şia bir kuruluşu, diyor ki ilan etmiş. İşte şöyle dinamik, genç, bilgili, terbiyeli, ahlaklı elemanlarımız var. Sizin adınızı hac yapabilir. İnternetten girin. İşte diyor ki Avrupa'dan girenler, yanlış hatırlamıyorsam o zaman varsayalım, $1000 diyor. Amerika'dan girenler $2500. Şeye göre de, muhite göre de şey değişmiş. Girin diyor, tıklayın, işte kredi kartıyla para yatırın, adınıza vekaleten hac yapılsın diyor. Böyle bir site. Bu Şia diğerlerine göre daha serbest bu anlamda.
Bir de Enes Hoca sağ olsun, o zaman ben bunu araştırırken bana iki tane şey getirmişti. Bir sertifika, matbu sertifika. Üzerinde yazıyor. Suudi Arabistan şeyinin, nasıl diyelim, hac kurumunun. Hac Bakanlığı, Evkaf Bakanlığı. Evkaf Bakanlığı'nın anteti bulunan bir kağıt. Güzel, aynı diploma gibi. Boş yerleri var sadece, zaten matbu. İşte filan oğlu filan, filan tarihte filanın adına hac yapmıştır. Altında da mühür var. Mühürüyor ve veriyor. Adam götürüyor gittiği yere. İşte bak ben senin adına hac yaptım diyor. Hatta Enes Hoca o zaman yanlış hatırlamıyorsam şöyle diyordu. O hac döneminde çadırları dolaşıyorlar. Bedel hac yaptırmak isteyen var mı? Bedel hac yaptırmak ısmarlayan var mı? Yani üzerinde bedel hac borcu olan var mı? Parasını getirirse ben yapayım onun yerine. Bedel hac alınıyor değil mi? Evet diye. Öyle bir uygulama yapılıyor. Yapılıyor. Ve resmen de işte sertifika veriliyor. Peki böyle bir uygulama fıkhi açıdan nasıl değerlendirilir? Caiz mi değil mi veya değerlendiriliyor? Ona baktığımız zaman fukaha yani mezheplerin konuya ilişkin temelde iki görüşü var. Bir, caiz görenler, hatta duruma göre vacip görenler. Şimdi aslında vacip. Yani şöyle, özetle şöyle diyorlar. Bir insan doğduktan sonra dünyada belli bir süre yaşadı. Şey bülü çağına ileride gelecek. Bülü çağına erdi diyelim, bir saatliğine bir olsa zengindi, hali vakti yerindeydi. Hac ona farz oldu. Bu insanın hac yapması farzdır. Ama anasından doğdu kötürüm. Hiçbir şekilde hareket edemeyecek halde. O da diyor, onun adına da eğer zenginse başkasının hac yapması lazımdır. Ne yapacak? Ya kendisi görevlendir, parayı verip gönderecek, ya da yapmadan öldü, varisleri onun adına. Ya yapacak ya yaptıracaklar onun malından. Böyle bir kabul var. Bir diğer grup, ikinci grup ki azınlıkta, bu da böyle bir hac caiz değildir. Gerek de yoktur, vacip de değildir. Yani Maliki mezhebi. Evet, Maliki mezhebi bunu söylüyor. Caiz değildir. Caiz değildir diyor. Caiz değildir diyor. Yap olmaz diyor. Yani yapsa bile geçersiz olur, bir anlam ifade etmez diyor. Ki en azından borcunu düşürmeyecek. Yani. Babam gelecek. Şimdi o zaman bu tartışma nereden çıkıyor? Ona baktığımız zaman öncelikli olarak şunu bir anlamamız lazım. Mesele şurada. Bir insana haccın farz olması için gerekli şartlar, fıkıh, tüm fakihlerin söylediği, bir akıllı olması lazım, bülü çağına ermiş olması lazım, İslam'ı kabul etmiş olması lazım. Bunların malla, mülküde vesaireyle bir irtibatı yok. Bu malum bütün ibadetler için geçerli olan şartlar. Dördüncü olarak da istitaat sahibi olması gerekir. İşte bütün tartışmalar şu kavram üzerinde, istitaat sahibi olmak ne demek? Bu istitaat kavramının içi hangi unsurlardan oluşuyor? Şimdi peki istitaat ne demek? Güç yetirmek, boyun eğmek, kabul etmek, güç yetirmek, takat getirmek anlamlarına geliyor. Şimdi bunu tekrar, istitaatın unsurları. Peki istitaat nedir'e baktığımız zaman yine bütün mezhepler, kimileri bir iki madde artırıyor, çıkarıyor, onu diğerinin içine dahil ediyor ama bu önemli değil. İstitaatın şu beş unsurdan oluştuğu konusunda yine bir ittifak var. Şimdi tekrar geri gelelim. Şurada ne vardı? İşte yok. Ne oldu bu? 1, 2, 3 zaten bunlar olacak. Artı istitaat olacak. Peki istitaat o üçe ilaveten bir de şu maddelerin tümüne birden eşittir istitaattır diyorlar. Neymiş bunlar? Mali imkan, parasal güç, sağlık, yol güvenliği, mahrem, bu bayanlar için mahreminin olması ve hürriyet. Bunların tümü istitaatı oluşturuyor. Şimdi devam edelim. Bu konuda ittifak var. Yani istitaat kavramı bunlardan oluşur. Mezhepler arasında bu konuda kimiler dediğim gibi artırıyor, azaltıyor ama önemli değil. Bu konuda asıl mesele şu.
mali imkan ve diğerlerinden oluşuyor istitaat. Mali imkan ve diğerleri. Bu diğerlerini artıran var, azaltanlar önemli değil. Buraya geldik. Şimdi Hanefi, Şafii ve Hanbeli fakihlere göre hac, tartışmanın temel, hac mali bir ibadettir. Hac mali bir ibadettir. Dolayısıyla mali yönüne ağırlık verir bunlar. Tekrar geri gelelim az önceki şeye. Şimdi baştaki akıl, baliğ, Müslüman şartı artı istitaat şartı. Ama istitaat şartından da bu dediğimiz Hanefi, Şafii, Hanbeli, Şia, Zeydi, hep buna dair. Bunlar diyorlar ki o diğer üçe ilaveten mali imkanı da varsa bu adam hac farzdır. Hac farz olmuştur. Yani vücub şartlarındandır hac. Diğerleri belki gelecek eda şartıdır. Vücub şartı tahakkuk etmişse mükellef olmuştur hacla. Dedikleri ne? Şimdi eda edemiyor. Edemiyorsa başka bir şekilde eda ettiririz diyorlar. Ettirsin. Şimdi devam. Bir çaresine bakarız. Maliki fakihlere göre ise hac bedeni bir ibadettir. Bu az önceki okuduğum ve ezdim finnâsi liyeşhedü menâfi'alehu. Özellikle onu delil getiriyorlar. Diyor ki liyeşhedü buyurur Allah Teala. Bu liyeşhedü ifadesi bizzat güzel. Tanık olsunlar. Çok güzel bir başkası gelip ona tanık olamayacağına göre dolayısıyla bizzat kendisi tanık olacak. Ondan sonra veyad kuru. Evet veyad kuru. Veyad kuru da orada. Kendileri zikriz. Burada tabi Hanefiler Sümmel derken yaptı, o da hep yani. Sümmel yaptı tabii. Gene aynı şahıs. Hanefiler derken Ebu Hanife, İmam Muhammed ve yanılmıyorsam İmam Ebu Yusuf olacak. O isimde yanılıyorlar. Onlar Malikilerle aynı görüşteler. Ebu Hanife'ye mi olmaz evet, diyor? Evet olmaz diyor. Hatta İmam Muhammed diyor ki tamam gönderin. Kim diyor şey hac ibadeti hac yapan için geçerli olur. O adam hacı olur. Parayı veren de hiç olmazsa böyle bir hayra vesile olmuştur. Sevap kazanır. Yoksa hacı olmaz. En çok da onun görüş hoşuma gidiyor. Borçlu ise borcu da düşmez yani adam asıl şey gönderen kişi. Ha, üç imam da olmaz mı diyor? Hanefiler de böyle diyor ama mezhebin görüşü caizdir. Çoğunluğun görüşü yani mezhep caizdir diyor. Kimler diyor? Hocam tümü hemen hemen Serahsi'den başla, Kuduri'den, Kâsani'den, Fethül Kadir'den tümü ya olur diyorlar. Tümü bu gruba dahil. Yani üst gruba olmaz dahil. Diyorlar öyle mi? Yok onlar, yok, olur, diyor. Onlar olur diyor. Büyükler. Yani, yok. Yani onlar yani Ebu Hanife'nin caiz görmediğini söylüyorlar. Söylüyorlar, kendileri söylüyor. Ebu Hanife, İmam Muhammed ve sanıyorum Ebu Yusuf olacak. Bu üçü muhalif olmasına rağmen mezhebin görüşü vekaletli haç caizdir. Bak bu çok önemli arkadaşlar. Evet. Yani şey için her zaman söylemeye çalışıyoruz ya, bu büyük bir ihtimalle o 7. asırda oluşmuş olan yeni yapıdır. Ben bu aynı şeyi şeyde de gördüm. Yatsı namazıyla alakalı. Yatsı namazının son vaktinin gasakulleyl olduğu konusunda yani havanın iyice kararmasına kadar yatsı kılınır, ondan sonra artık kılınmaz. Bu konuda 4 mezhebin imamlarının 4'ünde ittifakı var. Evet. 4 mezhebin 4'ünde imamların ittifakı var. Yani İmam Şafii çok kesin. Ebu Hanife kesin. Yani mezheplerin tamamı da ittifak ediyor ki hava kararıncaya kadar yatsı namazı. Yani bugünkü şartlarda yatsı ezanı okununcaya kadar yatsıyı kılmış olmak şarttır. Bunun hepsi ittifak ediyor. Ayetler de o konuda ittifak ediyor. Hadisler de ittifak ediyor. Fakat çok ilginç. O senin bahsettiğin zamanda bu benim açımdan son derece mühim bir bilgi. O sıra ne olmuşsa olmuş, bu 4 mezhebin 4'ünün de yeni fakihleri 7. asırdan sonra efendim sabah namazına kadar da yatsı kılınabilir demişler. Bunun hiçbir delili yok. Ama bugün bütün mezhepler bunu uyguluyor. Burada çok ciddi bir müdahale olmuş fıkha. Ama bu da önemli bir tarih bilgi. Yani senin evet. Bunu da ilk defa duyuyorum. Evet. Çok önemli evet. Şimdi Malikiler de diyor ki hac bedeni ibadettir. Dolayısıyla olmaz. Devam edelim. Şimdi dolayısıyla bu her iki, bütün mezhepler yani ittifak eden, ihtilaf edenlerin yaklaşımı şu, istitaata yaklaşımı şu. İstitaat iki parçaya ayırıyorlar. Bir,
vücub şart istitaatı oluşturan unsurlar, unsurları kalem kalem sıraladığımız zaman, gruplara ayırdığımız zaman, bir, vücub şartı niteliğindeki unsur, ki mali imkandı. İki, eda şartı niteliğindeki unsur. Bu birkaç tane ama ben sadece 3 tane örnek mahiyetinde yazdım. Yani mali imkan dışındaki istitaat dairesini dolduran bütün diğer unsurlar eda şartıdır. Fakat mali imkan, maddi zenginlik diyelim, bu vücub şartıdır. Dolayısıyla bir insan bunlara göre akıllı, bali, Müslüman, artı zenginse, isterse kötü mü olsun, isterse şu olsun, bu olsun, hiç önemli değil. Hac farzdır. Çünkü bunlar eda şarttır. Farz olduktan sonra eda etsin mi, etmesin mi, nasıl etsin, nasıl eder, o ayrı bir konu diyorlar. Ve çözüyorlar, vekaleten yapsın diyorlar. Devam. Ha, tekrar şuraya bakalım. Vücub şartı ve eda şartı meselesi. Diyorlar ki, vücub şartı var, istitaatla ilgili. Artı eda şartı da varsa, yani mali imkan ve diğer unsurlar varsa, hac bizzat farzdır, bizzat. O kişi bizzat gitmelidir. Başkasını gönderemez. Vücub şartı var, mali imkan, ama eda şartı yok. Hac farzdır, fakat vekaletle farzdır. Bizzat gidemediği. Bizzat gidemediği için başkasını göndermelidir. Vücub şartı yok, mali imkan yok, ama diğerleri var, hac farz değildir ona. Böyle bir yaklaşımları var. Şimdi yine Hanefi, Şafi ve Hanbelilere göre baktığımız zaman, tekrar şuradan istitaatı oluşturan unsurlar, istitaat, işte mali imkan, sağlık, güvenlik, hürriyet. Mali imkan yoksa hac farz değil. Burada mal var, güvenlik, göl emniyeti, hürriyet, sağlık vesaire, bunların hiçbiri yok, olsa dahi hac farzdır. Hac farzdır. Dolayısıyla vekaletle yapması gerekir veya yaptırması gerekir. Bu çoğunluğun görüşü budur. Hocam, bir adamın parası yok ama tır şoförü oraya yük götürdü. Neyse, ona girmeyelim şimdi. O ayrı bir konu. Ona tır şoförü ise caizdir ama taksi şoförü ise biraz... O var, örneği var onun. Evet. Tır şoförle gittiği zaman hacı yapar. Mühim olan bu görevleri yapmış olması. Şimdi malikilere geldiğimiz zaman, az önceki diğerlerinin gibi, malikiler vekaletle hac vacip değildir diyelim, gereksizdir, gerekli değildir, bir anlamı yoktur görüşündeler. Vücub şartı var, eda şartı var, aynen bizzat farz diğerleri gibi. Vücub şartı var, eda şartı yoksa, yani hasta ise, diyelim kadındır, mahremi yoktur, işte efendim hür değildir adam, bu adama hac farz değildir. Vücub şartı eksi, eda şartı yine farz değildir. Malikilerin görüşü bu. Aynı şekilde sonuç olarak tekrar bir hulasa yaptığımız zaman, Hanefi, Şafi, yani çoğunluğa göre bir insan akıllı, buluğ çağında Müslüman artı istitaat sahibi, yani mali imkanı var. Mali imkanı varsa ona hac farzdır. Malikiye göre baktığımız zaman akıllı, baliğ, Müslüman, istitaat sahibi, mali imkan sadece yetmez, sağlıklı, yol güvenliği, mahrem vesaire diye bütün şartları taşıması gerekir diyorlar. Peki, vacip görmeyenlerin denil. O zaman önce bir görenlere başlayalım da. Şunu tam sayfa yapabiliyor mu? Oradan F ne? F5. F11 yaramadı. F10 da yaramadı. Aa, sana seni mi kıracağım ya? O da yok. Birden başlayayım. Ya bir şeyler yok, bu daha tehlikeli. Şunlardan birisiyle. Şu ne acaba? Sahip. Tas gibi yok mu o tas? Web düzenli desek olur mu? O tas yok. O yoktu. Olsaydı zaten. Neyse şuradan. Şu ne? Bu şey. Bunun yanı. Şimdi şuradan şeye bir bakalım. Bunların delilleri.
ne çok hızlı bir şekilde bir bakalım. Lehde ve Aleyh'teki olanların. Şu %30 diyor ya hocam zoom altta. Onu birazcık sürtünsek o yan taraflar alacak. Tamam. Nasıl olsa ben görüyor muyum? 100 olsun. Tamam şöyle iyi. Şimdi şuraya bir gelelim. Evet, Şafiiler ve zaten diğerler hemen hemen hepsi Şafii'yle beraber aynı görüşte. Deliller hemen hemen aynı. Şafiiler diyor ki bir, istitaat yani neden vekaletle hac vaciptir diye, yani caizdir ve dolayısıyla vaciptir. Diyor ki bir, istitaat kelimesi beden veya malla gerçekleşir. Bir insan ben evimi inşa ediyorum dediği zaman kendisi evi inşa etmesi gerekmez. Parasını verir, ev inşa ettirir. Dolayısıyla evi yapmaya gücüm var dediği zaman illa ben ustayım, ben yaparım değil de paramı verir, yaptırırım. Namazı diyor. Da yaptırsın. Orucu da tuttursun. İki, burada işte hocam sizin dediğiniz o bir bayanla ilgili hadis var. Bu hadis... Tek delil o değil mi? İki tane delil var. Bu hadis de bir bayan Peygamber Efendimiz veda haccını yapıp da Müzdelife'de Mina'da mı hocam? O sorular o soruyor ya. Şeye inerken zannediyorum. Evet. Arafat'tan Müzdelife. Arafat'tan inerken bir bayan yaklaşıyor. Tabi burada o zaman aklıma geldi onu da söyleyeyim. Burayı araştırırken çok ilginç bir şeyle karşılaşmıştım. Bir Maliki tabii, kitabında. Bitmiş. Diyor ki soru yok geleceğe. Bayan için. Bir kabile var, o kabileye mensup bir bayan, Yemen'in bir kabilesi. Hat'am kabilesi, Yemenli olduğu söyleniyor, Yemen bölgesine ait bir kabile. Bayan geliyor, Peygamber Efendimiz devenin üzerinde, Fadıl mı, Fudayl mı hocam? Amcasının oğlu, Abbas'ın oğlu. Fadıl da terkisinde devenin. Fadıl. Devenin terkisinde oturuyor. Fadıl 17-18 yaşlarında delikanlı. Ama çok güzel. Fadıl mı güzel? Bayan güzel. Bayan güzel, bayan da güzel. İkide bir bakıyor kerata. Mütekabil bakış. Fadlı bilmiyorum da bayanın güzel olduğunu yazıyor hocam şeyde, kitapta. Şimdi bayan yaklaşıyor, ya Resulallah bir soru soracağım diyor. Peygamber Efendimiz bir dikkat ediyor, bakıyor ki bizim Fadıl gözlerini dikmiş, o bayana bakıyor. Peygamber Efendimiz onu kafasını tutup kenara alıyor. Tekrar bir daha bir bakıyor, yine gözlerini dikmiş, yine tutuyor, hocam, elini bu tarafa çekiyor. Hocam eksik anlatıyorsun. Karşılıklı bakışmalar var. Hocam benim kitabımda o yok. Ona bir hatta, şey uyarmıyor. Hatta bayan utanıyor. Bunun üzerine, şimdi asıl ilginç olan, bunun üzerine bu kitapta, Ez-Zahira'da diyor ki, bu hadisten bu olayı anlatıyor, bunun üzerine uzun uzun maddelerle işte sonuçlar çıkarıyor. Mesela diyor ki, demek ki iki kişi deveye binebilirmiş. Demek ki devenin terkisine binilebilirmiş falan çıkarıyor. Ondan sonra bir yere geldi. Demek ki bayanların toplumun içinde çıkması yasaklanabilir. Neden? Çünkü o çıktı geldi o bayan. O mübarek, o peygamberimizin soyundan, işte Abbas'ın oğlu, o yüce insanın aklını çeldi, onun günaha itti. Bu kerataları kendi kafalarına koyduklarını peygamberimize yaptırıyorlar. Bilakis o hadisten kadınların toplumsal aktivite içinde olabileceği ya. Hac gibi böyle evrensel bir görevi üstlenebileceği, evet, tek başına delili çıkarılabilir. Dolayısıyla dolayısıyla bu bayan diyor ki, asıl mesele konumuzla ilgili olan, bu bayan diyor ki ya Resulallah, benim bir babam var. Hac farz oldu. Benim babam çok yaşlı. Hayvanın üzerine bindirsem, bağlasam dahi duramayacak kadar yaşlı, bitkin, halsiz. Bu babamın adına hac yapabilir miyim diyor. Ve la yestati'u. Evet, la yestati'u ifadesi kullanıyor. Peygamber Efendimiz diyor, babam binek üzerinde duramadığına göre, Peygamber Efendimiz diyor ki, evet, babanın borcu olup da onu ödesen, borcunu ödemiş olur muydun? Evet olurdum. O halde hac yap diyor Peygamber Efendimiz. Şeylerin vekaletle hac caizdir, vaciptir diyenlerin birinci delili bu. Bir, bu soruyu kadın nerede soruyor? Nerede geçiyor? Bu olay var, nerede bütün olmuş? Bütün şey var, bu kaynakları var.
İbn Abdilber Temhid, Ebu Davud Menasik, İbn Mace Menasik var yani. Benim şeyden var. Zannediyorum yani şeyde olabilir bu. Yok yok yani bu olay nerede? Müzdelife'den Mina arası olabilir. Evet yani indikten sonra peygamber. Yani şimdi kadın o anda babası adına hacca niyet etse hacca yapabilir mi? Hayır. Bitti. Olay o, geçmiş bitmiş. Geçmiyor orayı geçti neye canım geçmiş. O geçti. Seneye de demiyor. O anda belki olsa olsa onun babamın yerine bir tavaf edebilir miyim diye akla gelir. Başka bir şey olmaz. Bitmiş yani artık geçmiş olsun. Ama belki geleceğe yönelik Arafat olarak da bitmiş. Söyleyebilir. Öyle bir şey söylemiyor yani peygamberimize. Efe'avcu anhu. Ta oradan gidecek Yemen'e gelecek o şey değil yani. Evet diğer bir hadis yine bu vekaletle haccı vacip görenlerin diyelim delili. Peygamber Efendimiz tavaf ederken bakıyor ki adamın biri lebbeyk an şübrüme, lebbeyk an şübrüme, lebbeyk an şübrüme diyor. Diyor ki gel bakayım sen ne diyorsun, ne konuşuyorsun? Diyor ki ya Resulullah işte şübrüme diye bir arkadaşım var onun adına tavaf ediyorum. Sen kendi adına yaptın mı tavaf? Yapmadım diyor. O halde önce kendi adına yap, ondan sonra onun adına yap diyor. Şey diyor ki işte bunu söyleyen, demek ki tavaf da başkası adına yapılabiliyormuş. Bu da onun bir delilidir yani diyor. En fazla işte bu ikisini birleştirirsen, o kadın demiş olabilir ki bir de babamın yerine bir tavaf yapsam olur mu demiş olabilir. Çünkü o andan itibaren yapılacak başka bir şey yok. Yani haccın bütününe değil de diyorsun. Olamaz zaten, tavafa. Mümkün değil. Çünkü ama Arafat ben aklıma şöyle geliyor, Arafat yani gelecek bitmiş yıllar için. Mi? O olmaz çünkü o gelecek yıllarla ilgili bunun üzerine görev binmez ki. Bir diğer delil de Hazreti Ali'den naklediyorlar. Birisi gelip diyor ki ya Ali ben işte hac yapamadım diyor. Yani artık ihtiyarladım. Gücüm de kalmadı. Diyor ki yapamadınsa diyor birini donat gönder adına hac yapsın. Bu daha çok Şia kaynaklarında en fazla bunu kullanıyorlar. Dolayısıyla ana delilleri bunlar. Hac vaciptir diyenlerin de Hanefilere bakalım bir de Hanefilerin çünkü burada farklı bir şeyler daha var. Neyse Hanefilerin buna ilaveten bir şeyi var. Bir de Ebu Rezin hadisi var. Aynen şeye benzer. Az önceki bayanın hadisinin farklı bir versiyonu ona benziyor. Aynı hemen hemen farklı bir rivayet. Onlar bu delili de getiriyorlar. Artı Hanefilerin asıl delillerinden birisi diyorlar ki mesela şey Merginan Hidaye'de diyor ki başkası adına haccın hükmünü açıklarken şöyle diyor. Bu konuda asıl olan insanın namaz, oruç, sadaka ve benzeri amelleri işleyip sevabını başkasına bağışlayabileceğidir. Asıl kural budur diyor. Bunun delili ne? Yoksa bundan mı çıkarıyorlar onu? Nereden geliyoruz? Yok o bu hadisleri falan henüz almadan buraya. Diyor ki Hanefi kitap, Kur'an-ı Kerim'den de çok sayıda ayet delil getiriyorlar bu görüşe. Mesela, o ayetler neler? Mesela Rabbimiz hesap günü beni, anamı, babanı, müminleri bağışlar. Bu ayet. Şimdi şey daha fare doğurdu. Nuh Aleyhisselam'ın... Bu dua edersin tabii. Nuh Aleyhisselam'ın Rabbim beni, anamı, babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri, kadınları bağışla. Bu ayet. Rabbimiz tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla. Gibi Rabbim onları onlar beni Rabbi gfir Rabbi ne Rab anne baba ile ilgili Rabbena Rabbim onlar beni küçükken beni nasıl korudularsa sen de onları koru. Rabbir hamhuma kema rabbeyani sagira. Bunları neye delil getiriyorlar? Hocam sevabın bunlara namaz kılarsın namaz, sevabını gönderirsin. Yani ibadetler yapılıp sevabı başkasına gönderilebilir. Şeyine delil getiriyorlar. Bir diğer delilleri Peygamber Efendimiz ümmeti adına kurban kesmiştir. Kurbanla ilgili o şey var ya hani kendim adına ve ümmetim adına. Belki birazcık bu onlar ama o da veli kulli ummetin cealna men seken ayetine. Li kulli vahidin min el ummeti. Burada men istata'a ileyhi istiyor. Orada li kulli ummet o başka orada ümmet için. Li kulli ummetin cealna men seken. Her ümmet için bir mensek oluşturmuşuzdur. Dolayısıyla orada vel budne cealnâhe lekum diyor. Böyle topluca söyleniyor. Sizin için, ümmet için diyor. Fakat mesela namazda ekimis salah diyor. Tekile namazı sen kıl diyor. Ya da
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ O beyti tavaf, o beyti kastetmek, onun için oraya gitmek yani Allah için insanlar şamildir, cemre ama o nasta durmuyor bak. Ondan sonra ondan bedel hemen geçiyor. Men o kişi ki tekile iniyor. İstada'a fiilinin de tekil olması onu iyice netleştiriyor. İstada'a ileyhideki hu zamiri de o ziyarete gidiyor. O Kabe'yi ziyarete gücü yeten. Yoksa oraya şey değil, yola gücü yeten değil. Oraya kadar gidip adam ziyaret de yapamayabilir. İleyhi sebila bir yolunu bularak oraya o hac ve umre için yani o tavaf için gidebilenler. Dolayısıyla tekile iniyor. Yani o sadece o yanıltıcı olabilir. Ümmet adına kurban kesmiştir. Şimdi hayır sonra o şeyde de Allahümme inne hâze Allahümme inne hâze minni ve min ümmeti. Minnisi de var orada. Benden ve ümmetimden. Evet. Şimdi hocam bir şey nasıl kabul edebilir? Mesela Hazreti İbrahim Kabe'yi onarıyorlar, bizden kabul et diyorlar. Yani yapılan bir şeyi yaptığın Allah'tan şeyi kabul eder. Kabul etmesini istiyorlar. Yapılmayan bir şeyi nasıl Allah'tan kabul edilmesi şimdi bekledim. Bu delillere, tabi Hanefilerin özellikle bu delillerine diğer tarafın, özellikle Malikilerin itirazı var. Hı hı. En büyük ve en leyselil insani la masa'a ayetini delil getiriyorlar. Ama Hanefiler de az değil. Onlar diyorlar ki mesela o konu ama üzerine ama bu ayet aslında ahirete taalluk eden bir durumdur. Dünyaya taalluk etmiyor. Devamında yok hocam. Rizaul ceza el evfa diyor. Ve la tecru vaziratun vizra uhra. Orada asıl mesele o. Kimse kimsenin yükünü yüklenmez. O vaziriye de günah diyorsun. Hocam bu ayeti bulunuyor. Bu ayeti Kasani yani o reddiyeye cevap verirken diyor ki başka bir delille tahsis edilmedikçe illa ma sa'ayı başka bir delille tahsis edilmedikçe diye bir kayıt koyuyor. Kasani. İbnül Humam diyor ki illa ameli yapan başkasına bağışlamadıkça diye bir istisna ilave ediyor. Eğer diyor ki bu ayet bu anlamdadır. İbnül Humam gibi bir kafa bunu söyleyemez. Böyle söylüyor. Aynı ise diyor ki burada ve en leyselil insani ifadesi insan ile burada kafir kastedilmektedir. Müslüman değil. Emne münebbe diye bir mahfî sokulmuş. Evet. Kastedilmektedir. Emne münebbe de o imba kelimesi müminken yapılandır. Peygamberimizden eferaytellezî tevella diye başlıyor ayetler. Evet. Diğerlerinin bir delili de şu. Diyorlar ki peygamberimizden şöyle bir hadis var. Nerede geçiyormuş? Muvatta'da geçiyormuş. Hiç kimse başkası yerine oruç tutmaz, namaz kılmaz. Bir hadis. Diyorlar ki bu hadis de sevabın bağışlanamayacağından değil, zimmetteki borcun düşmesinden bahseder. Şimdi tabii bunu ileride ona da cevap da ver. Hani zimmetten düşüyordu, yani düşmüyordu meselesi. Hac düşer mi, düşmez mi? Yalnız bunları araştırırken bir şey ben, bu da belki arkadaşlara ileride faydalı olur. Kanuni Sultan Süleyman bu Süleymaniye medreselerini, camiyi, medreseleri yaptırdıktan sonra bir vakfiyesi var. Yani hangi işte medresede kaç hoca olmalı, kaç talebe olmalı, kaç hoca yardımcısı olmalı, süpürgecisi, aşçısı, hizmetlisi tümünü camiyi bütün birimlerle ilgili teker teker yazıyor. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 60 sayfalık falan bir vakfiye. Yayınlandı var bende. Orada hocam diyor ki işte medrese hocalarına günlük 50 akçe verile. Medrese hocalarının muidi yani bugünkü asistana günlük 10 akçe verile. Bir de camiyi anlatırken imama müezzine şu verilsin diyor. Diyor ki ağzı Kur'anlı, kalbi temiz, ahlaklı vesaire kişilerden sayısını unuttum 5-6 kişi neyse görevlendirilsin. Bunlar padişahımızın fevt olan namazları için her gün ikindi namazından sonra kaza namazı kılsınlar. Bunlara da 7 akçe verilsin. O bayağı namaz kılmamış ki 5-6 kişi ancak yetişti. Evet.
Bu bir bu var. İkincisi bu hürriyet istitaat meselesi. Hanefiler özellikle işte mali imkanı var, diğerleri yoksa kendisinin gitmesi gerekmez görüşünden hareketle İbn Abidin diyor ki padişahlar hacca gitmemişlerdir. Çünkü hürriyetleri yoktu. Hürriyetleri yoktu. Kendine hac farzdı. Yerlerine vekil olarak göndermişlerdir. Niye hürriyetleri yok? Gidemiyor. Ayrıldığı zaman makam gidebilir. Makam gider evet. Ya da evet, şimdi bu savunanların delilleri kısaca bunlar. Peki Malikilerin delilleri nelerdir diye baktığımız zaman birinci delil şu. Diyorlar ki Allah Teala haccın farz kılındığına dair ayette men istata'a ileyhi sebila buyurdu. Oraya gücü yeten kişi, oraya gidip haccı yapabilmeye gücü yeten kişi dedi. Tabii. Cenab-ı Allah. Dolayısıyla ve özellikle hiccül beyti dedi, ihcacül beyti demedi diyor. Çok güzel. Hac yapması farzdır, yaptırması değil. Çok güzel. Evet. Diyerek bu da çok güzel. Evet. Birinci delilleri bu Malikilerin. Çok İkinci güzel. Olarak evet, o ihcacı meselesi. Çok bu güzel. Bayanla ilgili hadis tamam sahihtir diyorlar. Az önceki bayan rivayet sahihtir. Ancak bu hadis onun babası üzerine haccın farz olduğunu göstermez. Yani ya Resulallah hac farz oldu. Yani haccın farz olduğuna dair İslam'ın emri geldi. Ama benim babam da çok zayıf, onun adına hacı edeyim mi? Yoksa babama hac farz oldu değil. Onu kastetmiyor. Ki Peygamber Efendimiz ya babana hac farz değildir desin. Hani yanlış anlaşılmış olsa bile düzeltmesi gerekir ya Peygamberimizin. Yani İslam'ın hac ibadeti geldi, farz oldu. Babam da var, babam da çok yaşlı. Onun adına hac yapabilir miyim? Şeklinde anlıyorlar. Veya ikinci bir görüşleri hadisle ilgili. Hazreti Peygamber'in söz konusu hanıma, babası adına hacca izin vermesi, yaşlı adamın bu sayede dua ve hac yolunda harcanan malın sevabından yararlanabileceğine işarettir. Yoksa onun adına hac yapılacağından yani. Değil. Bu da pek doğru bir tevhid. Evet. Öbürü çok güzeldi ama burada iş biraz zayıfladı. Evet. Hani Peygamberimiz sormuştu ki babanın borcu olsaydı onu ödeseydin işte olur muydu sormuştu. Ona da cevap veriyorlar. O bir ibadet değildir ki borç ödemek. Diyor ki hac borcunun başka kul borcuna benzetilmesi Malikiler. Yani hadiste hac borcunun kul borcuna benzetilmesi bayanın onu ödemekle sevaba nail olacağını bildirmek içindir. Ve cevaben Şafiilere diyorlar ki siz diyorsunuz ki bak en önemli delillerinizden birisi bu. Peygamber Efendimiz hac borcunu normal parasal borca benzetmiştir. Parasal borcu da başka birisi biri adına ödediği zaman geçerli olur ve dolayısıyla adamın borcundan muaf olur diyorsunuz. Ama yine Şafiiler şunu da söylüyorlar bu vekaletli hacla ilgili olarak. Diyelim ki adam mesela bayan hatta o uzun uzun anla diyor ki bayan mahremi yoktur. İşte ihtiyarlayıp hacca artık gidebilecek, gidemeyecek aşamaya kadar bekler. Bir ihtimal evlenebilir. Dolayısıyla mahremi olmuş olur. Onun hacca gitmesi gerekir. Ama artık kendisi baktı ki ben artık çok ihtiyarladım. Ne beni kimse alır bu yaştan sonra ne de ben artık hacca gidebilirim. Gücüm, takatim kalmadı. İşte o an vekaletli haccını ifa etmesi gerekir. Ama böyle bir bayan veyahut da bir hastaydı, yatalak hasta, Şafiiler diyor. Veya hasta, artık kendi kendine ümidi kesti, dedi ki ben bir daha hacca gidemem, öyle anlaşılıyor. Birini vekaleten hacca gönderdi ama daha sonra iyileşti. Bunun kendisinin bizzat bir daha gitmesi lazım diyorlar. O vekaletli hac bunun borcunu düşürmez. İyileştiyse kendisi hacca gitmesi gerekir. Yani imkan bulduysa. Malikiler diyor ki ya siz bunu söylüyorsunuz. Böyle söylüyorsunuz. Yani borcun düşmemiştir diyorsunuz. Öbür taraftan da diyorsunuz ki hac parasal borç gibidir. Birisi yaparsa işte diğer onun yerine zimmetten düşer diyorsunuz. Bu yani çok siz, güzel. Yani şimdi geldi babasının borcunu ödedi. Babası zenginleştirdiyse o adamı iyiler. Daha mı para ödedi? Evet. Öyle o anlama geliyor. Diyor ki bu şekilde Malikiler Şafiiler özellikle reddediyorlar diyelim. Bir diğer görüşlerde bu hadis bu bayana hastır diyerek de bir gerekçe ileri sürüyorlar.
İstitaat meselesi bir hadis var değil mi? Errahiletü errahiletü vezzadü. Evet, ezzadü var rahile. Güvenlik koşuluyla mahremsiz olarak hacca gidebileceğini söylüyorlar. Malikiler yok hocam. De söylüyor, Şafiiler de söylüyor. Şafii i̇şte o zaman yani kadının tevkil etmesine gerek yok ki. Gençliğinde demek ki kendisi yapabilir. Evli olması şart değil ki. Üç tane kadın bir araya geldi mi? Abi burada belki şunu yani şu kastediyorlar yani üç kadın da bulamadı. Tek başına vesaire. Yani o anlamda istitaat bulamadı. Bir Malikilerin delil getirdikleri bir hadisle Peygamber Efendimiz'e istitaat nedir diye soruluyor. O diyor ki ezzadü ve rahiletü. Yani azık ve binektir. Dolayısıyla binek ne demek? Yani binip gitmendir oraya. Peygamber Efendimiz istitaatı bu iki maddeyle en azından kısaca özetlemiştir. Sadece azık yani sadece maddi imkan istitaat olarak nitelendirilemez diyorlar. Burada sorulan soruya göre cevap vermiştir. Soru ne? Çok iyi bilmek lazım. Ve sonuç olarak Malikilerin asıl şey yaptıkları gerekçeleri şu. Hac bedeni bir ibadettir diyorlar. İşte liyeşhedü menafi'a lehum ayetini delil getiriyorlar. Allah da uzun uzun Allah Teala hacı farz kılmıştır ki insan oraya gitsin. O gitmenin bir sıkıntısını vesaire katlansın. İki, Allah Teala işte gitsin görsün yani memleketinden çıksın. Çıksın bir dünyayı görsün. Onu murad etmiştir. İşte oraya gitsin, orada ibadetleri yapsın. İşte bütün insanlığa şahit olsun. Yani bunu Allah Teala hac ibadetini farz kılarken bizzat kişi yaşayarak elde edeceği bütün nimetleri, imkanları, menfaatleri düşünerek bunu farz kılmıştır. Bu başkasının giderek yapabileceği bir hac değildir. Bir de o liyeşhedü da çok önemli. Evet, liyeşhedü'den hareketle zaten bunları söylüyorlar. Bizzat bulunsunlar. Hac ibadeti namaz gibi bir ibadettir diyorlar. Zekat gibi bir ibadet değildir. Başkasının ödemesiyle, vekaletle yerine getirilebilecek bir ibadet değildir. Malikiler de böyle diyor. Servetiler ne diyor? Servetiler de şöyle diyor. Şimdi en büyük gerekçeleri yani vekaletle hac vaciptir diyenler diyorlar ki o sebeplerinden birisi şu. İşi nasıl diyelim felsefi şekilde yorumlarken diyorlar ki bu zenginin parası var. Allah Teala haccı farz kılmıştır ki o para dünyanın neresinde olursa olsun o para gelsin o belli bölgede belli zamanda harcansın. Çok anlaşıldı şimdi. Evet. Bütün şeyleri bu. Fetvanın dayanakları anlaşıldı. Bu. Para buraya gelirse tamam. O para gelsin harcansın. Bir. Bu şart nereden çıkarılıyor? Bunun bir dayanağı yok. İki, varsayalım ki para gelsin. Kabul ettik. Ya dersiniz ki o zaman, diyelim ki o günkü şartları düşünelim. Bukhara'dan bir insan çıkıyor. Adamın birine 20 kişi, 30 kişi, 40 kim varsa vekaletle hacı yaptıracak. Desin ki ya siz parayı toplayın birine verin bir hacıya. Götürsün orada birine dağıtsın. Yani illa para oraya gitmesi gerekiyorsa size göre. Parayı gönderin. Adam orada bir yerde yatacak, bir yiyecek, içecek, bir sürü şeyler var. Yani, yani hani nispet, diyelim bugün 5.000 dolar. 5.000 doları verin gitsin orada da alsın. Niye bir de adam illa her hacı için bir de adam gönderiyorsunuz? Yani şart mı bu? Diye baktığımız zaman servetiler de bu açıdan reddediyorlar bu görüşü hocam. Bedeli mi? Bedeli hacı, evet. Bedeli burada, hacı. Burada bir şeye cevap vermek lazım. Bu Hanefiler diyor ki madem bu en leyse lil insanideki el insan kafirdir diyorlar ya. Aynı diyor. Aynı. Aynı diyorsa biz de gayrisini söyleyeceğiz. Evet. Bak şimdi burada Allahü Teala ayette ne diyor? Diyor ki emlem yunebbe bima fi suhufi Musa. Musa'nın sayfelerinde olan şeyden kendilerine haber, bilgi verilmedi mi? Haberleri olmadı mı? Haberdar edilmediler mi? Ve İbrahim ellezî veffâ. Şey görevini tam yapmış olan İbrahim'in kitabında. Nedir? Orada olan ne? Ellâ teziru vâziratun vizra uhra. Hiç kimse bir başkasının yükünü taşımaz. Günah diye mana vermemek lazım buna. Vizir yük demektir.
Kimse kimsenin, tabii günah yükü de olur, görev de ama olur. Daha ziyade visir şeye tahmin. Diyor desinler olsun. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de. Yahmiru evzârhum kâmiriten yemmel kıyameti. Tamam, o başka, o kıyamet günündeki yük tabii ki şey olur. Günah olur. Ama yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu şeylerle ilgili değişik kelimelerin kullanılması boşuna değildir. Zem geçer, günah geçer, isim geçer, her birisinin konuyla bir ilgisi var. Ondan sonra da diyor ki bakın وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. İnsan için yaptığından başkası yok. Burada kafir söz konusu değil. Yani وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةُ مُزْرَهُرَ. Bu da genel bu. Hiç kimse bir başkasının günahını çekmez. Ondan sonra gelelim o dua meselesine. Rabbena atina fid dünya hasene. Bakın bütün duaları bakın veriyorum. Dualarda ne diyor Allah Teala? Bakara bu suresinin, arada bir şey daha söylüyorlar. Hı. Peygamber Efendimiz işte ikra'u yasine ala mevtakim. Onu da delil getiriyorlar. Muhtadar üzerine ölmek evet. Üzere olan kişiye evet. Okunuyor. Ölmek evet. Üzere olan kişi o ayeti yoksa öldükten sonra değil o. Evet. Şimdi bak burada ben leysen insanı ben çalışmıştım. Yani o ahiret ayet. Çünkü insan yeryüzünde çalıştığının illa ile amel ettiklerinin karşılığı var. Öyle değil ki adam çalışıyor tam öğretim üyesi olacak. Bir trafik kazası geçiriyor gidiyor. Adam çalışıyor bir fabrika kuruyor. Adam tam üniversiteye geçiyor başlıyor. Adam yaptığı işin karşılığını görmeden gidiyor. Ama ahiret öyle değil. Ahirette mutlaka ve mutlaka ne yaptıysa iradeli sözleri, davranışları ve işlerinden şey yapacak. Ya ona mani değil ki bak. Ha. Bak leysi lil insani kendinin değil. Mesela ben bir yere gitmiş olurum bana her türlü ikramda bulunabilirler. Onların hiçbirisi benim olmadığı için ben onu yerim ama benim değildir. Başkasınınkini yemişimdir. Tamam mı? Leysi lil insani kişinin kendisine ait değildir. Sadece kendi yaptığı. İlla masa, kendisini, onun kendisinin tabii. Sayılmaz yani. Yoksa o ikramlardan yararlanırsın, yararlanmazsın başka. O fabrika bu kişinin ürettiğidir. Kendisi sonucu alsın, almasın hiç fark etmez. Ondan sonra bir de şurası, dua konusu da son derece mühim. Bakara suresi bakın 200 ve 201. ayette وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. İnsanlardan kimisi ya Rabbi bana bu dünyada ver. İşte bize bu dünyada ver diye dua ederler. Ve ma lehu fil ahireti min halak. Bunun ahirette alacağı hiçbir payı yok. Çünkü dünyayı istiyor. Dünyayı alacak mı bakalım onu göreceğiz. Ama ahireti almayacağı kesin. Ve minhum men yekul. Kimisi de şöyle der işte onların bahsettiği şey. Rabbena atina fil dünya hasene. Bize bu dünyada bir güzellik ver. Ve fil ahireti hasene. Ahirette de bir güzellik ver. Ve kina azabennar. Bizi o ateşin azabından koru der. Şimdi bu dünyayı da istedi de ahirette istedi. Peki ne oluyor? Sonuç şu. Ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Demekli olmaz. Öyle dünyayı ver, ahireti ver dedim bu yetmez. Nasibun mimma kesebu. Yaptıklarından bir pay vardır. Bir kere sen namaz kılmadan namaz hiçbir şeyin olmaz. Haccı yapmadan ondan istifade edemezsin. Yani dua tek başına yeterli değil. Ameli dua gerekiyor. Ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Dolayısıyla bu işi bitiriyor. Bu işi bitiriyor. Yani onların dedikleri gibi değil. Yalnız burada ve genellikle de bizim şeyler bir ilgili ayetleri hiç almazlar. İlgisiz ayetleri alarak sonuca varmaya çalışıyorlar. Yalnız burada bir şey var. O ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Bir adamın bir ömür harcayarak 25-30 yaşına getirdiği, geliştirdiği kendi adına ve toplumsal faaliyetlerde bulunacak noktaya ulaştırdığı kişi onun kendi şeyi değil mi? Bak o senin eserin. Onun yaptığından Allah sana bir gelir verir de ama onun sevabı onundur, senin değildir. Sen şimdi topluma iyi bir insan yani yetiştirmiş onun, olmanın sevabını evladın, alırsın. Tamam. Ama o evladın yaptığı sevap da kendindir, günah da kendindir. Sen iyi bir insanı topluma o kazandırmanın ayrı, sevabını ama alırsın. Ama bu evladın babası için yaptığı bir iş, şimdi her evlat babası için hayır yapma ihtiyacını duymadığına ve fiilen de tanığız,
yapmadığına göre bir evladın babası için fedakarlık yapması, o evladın o duygulara sahip olma noktasında babanın etkin rolü olmak lazım gelir. Dolayısıyla ben yani bu Kesebu'da bir bağlantı şimdi hocam, hocam Rabbena affirli ve libali diye dua ettirmiyor mu Cenab-ı Hak bize? Beni affeyle annemi babamı da. Hocam kaset bitmeden bağlayalım da herhalde şey ve sinyal tamam. Veriyor. Şimdi tabi özetlersek eğer bu bedel hac meselesi istitaat kavramına olan yaklaşım farklılığından kaynaklanıyor. Tekrar edersek şurada slayta baktığımız zaman haccın bir insana farz olması için 4 şart, ana şart aranıyor. Bunlar akıl, buluğ, İslam ve istitaat. Peki istitaat nelerden oluşur? O konuda da hemen hemen ittifak var. İstitaatta biz burada 5 tanesini aldık. Mali imkan, sağlık, yol güvenliği, mahrem, hürriyet. Dolayısıyla vekaletle haccın vacip olduğunu söyleyenler akıl, baligh, İslam onu bir ve istitaatı oluşturan Allah. Unsurlardan sadece mali imkan varsa o kişiye hac farz olmuştur. Haccı farzı, bu borcu eda etmesi gerekir. Kendisi gidemiyor. Kendisi gidemiyorsa birini hayatında göndermesi gerekir. Gönderemedi, bir şeyler oldu. Varisleri onun adına, onun parasından alıp göndermeleri, hac yaptırmaları gerekir. Delilleri neydi? Delilleri bir tane o bayanla ilgili hadis. Onun dışında çeşitli akli, mantıki gerekçeler ileri sürüyorlardı. Malikiler ki asıl olarak bu bir blok halinde diyelim, mezhep olarak böyle bir şeyi vacip görmüyorlar. Artı söylediğimiz gibi Ebu Hanife'de, İmam Muhammed'de ve yanlış olabilir Ebu Yusuf'ta Malikilerle çok yakın görüşteler. Dolayısıyla bunlar da diyorlar ki hac bizzat kişinin kendisine farz kılınmıştır. Dolayısıyla istitaat mal ve bedenden ayrılamaz. Yani bedenle mal ikisi birlikte, bedeni özellikler işte hürriyet, sağlık vesaire ve mal ikisi birlikte istitaatı oluşturur. Birbirinden ayrılamayacağına göre vekaletle hac böyle bir durumdaki insan için vacip değildir. Yani hac farz olmuyor ki bir de vekaletle hac yaptırsın diyelim ve bu şekilde bitirelim. Teşekkür ederim. O konuyu hiç şefaaten eşlik etmiş oluyor. Bir sen bir yani iyiliğe öncülük ediyor veya öncülük ediyorsun. Para verip birini yerine gönderiyorsa. Yok canım, olur mu? Sen iyi bir iyiliğe destek veriyorsan o senin kendi fiilindir. Yok yani yine de bir yani onu zaten yani şimdi onu zaten vekaletle hac caiz midir, vacip midir, değil mi tartışmalarında zaten şunu diyorlar. Hepsi kabul ediyor. Bir insan Allah rızası için bir başka bir Müslüman kardeşine ya sana hac parası vereyim git haccını yap gel derse o da sevabını alır ama öbür taraf haccı işte, yapmış olur. Budur o, başkası ama değil. Evet. Onun mükellefiyeti düşmez. Tabii düşmez. O kişinin mükellefiyeti düşmez. Evet.